Seyfettin merhabalar. Merhabalar. Geliyordum ee, sesim. Evet sesin geliyor gayet iyi geliyor. Evet şimdi hemen seni bağlayabiliriz sunumunu da varsa. Tamam. herkese merhabalar. İsmim Seyfettin Baysaraç. Eee tabii çok uzun zaman oldu ben böyle bir event'te sunum yapmayalı. Ee, pandemiden dolayı e, hep onlinea e kaydı topluluk etkinlikleri ve e, uzun süredir online etkinliklerde de sunum yapmamıştım. Açıkçası çok da özledim e, online etkinlikleri. O yüzden e, tabii sizi yüz yüze göremiyorum e, burada böyle birebir etkileşimimiz olmuyor ama e, sunum boyunca çete yazarsanız elinizi kaldırırsanız işte e, ya da işte hoşunuza giden bir şey olursa bunu belirtirseniz ya da aklınıza bir soru takılırsa o soruyu Aklınıza takıldığı gibi sorarsanız, sunumun sonunda da bunları tek tek cevaplayacağım. Ee, şimdi öncelikle e, App Circle'da co-founder olarak çalışıyorum. E, App Circle aslında bir mobil CI/CD platformu. Ama bugün ben daha genel olarak mobil CI/CD nedir ve niçin kullanmalısınız özellikle mobil geliştiriciler için e, neden e, çok önemli bir konu mobil CI/CD ne olduğundan. E, Kullanım alanlarından, sizin hangi problemlerinizi çözeceğinden biraz bunlardan bahsedeceğiz. Hem biraz böyle developerların yaşadığı problemlere de değineceğim yani günümüzde. CICD kullanmayan ekiplerde özellikle biraz böyle hani daha eğlenceli, bilgilendirici bir sunum hedefledim. İsterseniz ufaktan başlayalım. E, tabii ilk olarak CI-CD nedir'den başlayabiliriz. E, CI-CD, CD deyince aklınıza disk gelmesin. Hep e, kafa karışıyor CI-CD'nin açılımını bilmiyorlar. O yüzden onları bir tek tek açalım. CI aslında Continuous Integration'ın kısaltması ve Continuous Integration aslında sürekli olarak kodun entegre olması demek. Bu ne demek? E, tabii ki e, gün içerisinde e, geliştirme süresi boyunca ekipteki developerlar kodu bir repozitoriye, bir git reposuna pushluyorlar. ve bu pushlanan kodun aslında sizin verdiğiniz kurallara göre branchlere göre otomatik olarak derlenmesi ve değerlendikten sonra bunun sonucunun bildirilmesi üzerine gidiyor. Tabii CI sadece kodun başka bir yerde derlenmesi değil aynı zamanda gönderilen kodun analiz edilmesi işte lint gibi ekstra operasyonlarla şirketin ekibin belirlediği kod standartlarının bütün bu koda uyarlanması çünkü işte şirketin belli bir kuralı vardır. Ekibin yazdığı bir kod stili vardır. Bunları önden daha hiç kod review'a gitmeden e, kontrol edebilen yazılımlar var. Ve bunların hepsini aslında bir CI sistemi içerisinde yapabiliyorsun. CI'nin açılımı aslında bu. E, Continuous Delivery, e, buna Continuous Deployment da diyorlar web tarafında. Continuous Delivery ise mobil için biz daha çok Continuous Delivery diyoruz. Sonuçta bu uygulama bir çıktı olarak çıkıyor. Bir IPA dosyası, bir APK dosyası olarak çıkıyor Android ve iOS için. Bunun otomatik olarak dağıtılması, sürekli dağıtımın sağlanması ve tabii dağıtılırken bir sürü konu var. İşte kodu imzalamamız gerekiyor. Code Signing, ona bir imza vermemiz gerekiyor. İşte uygulamayı versiyonlamamız gerekiyor. Aynı versiyonu tekrar tekrar göndermemiz gerekiyor bu işte IPA'ların, APK'ların paylaşılması bir yere yüklenmesi ve testerların ya da işte App Store'a vesaire yüklenmesi gibi konularda da e, çözüm sunan genel bir konsept, genel bir kavram Continuous Delivery'de. Bir de tabii CICD'nin yanında üçüncü bir kavram daha var. O da CT, Continuous Testing diyoruz. Continuous Testing de e, sürekli test çalıştırmak aslında, sürekli test etme anlamına geliyor. E, az önceki sunumda da işte Laravel'de mesela e, unit test vesaire nasıl yazılır onu anlattı ve bu tarz testlerin yanı sıra tabi uygulamayı test eden küçük skripler de yazılabiliyor. QA engineer'ların yazdığı skripler oluyor. Uygulamayı açıyor, tuşlara basıyor, işte ekranlarda geziniyor ve belli sonuçlar bekliyor. Bu tarz işte QA skriplerinin vesaire çalışması gibi tabii ki manuel testlerin de yapılması bunun sürekli bir şekilde periyodik olarak yapılabilmesi uygulamanın kalitesinin de sabit kalması adına çok önemli bir şey. Buna da aslında continuous testing geliyor. sürekli test edilmesi e, mobil uygulamanın. Şimdi mobil CI/CD deyince şimdi CI/CD kavramı tabi diğer e, disiplinlerde de var. Diğer disiplinlerden kapsamında web'de var. E, web'de de CI/CD süreci var ama mobil CI/CD diğer web CI/CD'sinden birazcık daha farklı. Çünkü mobilin geliştirilme süreci ve ihtiyaçları farklı. Mobil'de işte az önce bahsettiğim gibi kodu bir imzalamanız gerekiyor. Buna code signing deniyor işte belli bir sertifika ile bu kodun sizden çıktığına dair işte cihazlara ya da işte Apple'ın kendi App Store'una ya da Google Play'e bunu bir şekilde ispatlamanız gerekiyor ki güvenilir bir sürüm haline gelsin. İşte testerlere versiyon gönderme konusu var. İşte webde mesela ya işte dev nokta bilmem adresine girersen işte son sürüm orada diye biliyorken mesela e, backend frontend developerlar bizde daha çok yeni bir versiyon çıktı diye o versiyonu Testerin cihazına göndermemiz gerekiyor. Üçüncü bir konuda tabii bu mobil platformlar Apple ve e, Google'ın elinde olduğu için onların belli kuralları var. Özellikle Apple tarafında katı kurallar ve kriterler var e, ve bu mağazaya çıkma süreci de tamamen hani az önce de bahsettiğim gibi hani proda çıktım gönderdim oradan test edebilirsiniz gibi değil. E, mağazaya göndermek tamamen başlı başına ayrı bir süreç. Bu tarz böyle farklı ihtiyaçları var mobil e, CI/CD'nin. O yüzden webden birazcık daha farklı. Bu sebeple tabii mobil CITD platformları da türedi. İşte AppCircle da tabi bunlardan bir tanesi. Ee, şimdi e... Öncelikle şu an hani CICD kullanmayan manuel olarak mobil uygulama geliştirme yapan ekipler nelerle uğraşıyorlar? Biraz onlara bakmak istedim açıkçası. Şimdi manuel olarak mobil uygulama geliştirmede nasıl gidiyor işler? İşte developer kodu yazıyor, bilgisayarını derliyor, test ediyor, bakıyor, işte çalışıyor mu, ekleyebildi mi yaptığı şeyi. Tamam bir commit atıyor ya da birden fazla commit atıyor. Onları biriktiriyor. Sonra en sonunda işte bunu bir repoya pushluyor ya da sık sık pushluyor Neyse artık duruma göre. Ee, daha sonra işte pull request, merge request açıyor. Siz ekibin tamamen yapısına göre. Bu arada CI/CD dediğimiz zaman bireysel developerları da kapsıyoruz. Bireysel developerlar da CI/CD kullanabilir. Ee, onlar da sonuçta yine commitleme ve pushlama işlemi yapıyor. Tek başına olsalar da. Ee, tabii kodu yazdık. İşte gönderdik kodu vesaire daha sonra bundan bir test sürümü göndermek belki işte beta sürümü göndermek gerekiyor. Bu sefer ne oluyor? Yani developer kendi bilgisayarında test için özel code signing dosyaları, işte sertifikalar, provisioning profiller ki iOS'te biliyorsunuz yani eğer mobil geliştirme yaptıysanız bu konular biraz kafa karıştırıcı olabilir. hatta bununla ilgili bu konuyu iyice böyle çok basit bir şekilde anlatan bir yazı da yazıyorum. onu da yakın zamanda yayınlayacağım onu da takip ederseniz e, haberdar olursunuz. E, çok kafa karışıklığı var bu noktada ama hani code signing vesaire için kendi bilgisayarına işte e, o şeyleri yükleyip bir build alıyor. Daha sonra işte ne değişti, change nokta, hangi bug'lar fixlendi, neler oldu onları yazıyor. E, detay olarak ki tester bunları bilsin diye. Daha sonra bu aldığı build'ı testerlere dağıtım yapacak platforma yüklüyor. İşte bu TestFlight, Firebase, App Distribution ve bunun gibi bir sürü aslında platform var. Buralardan beta dağıtımı yapılıyor. Tabii bir de son olarak App Store, Google Play Store'a gönderme var. Burada da uygulamayı release için ayarlıyor. Release için ayarlamak nedir? İşte atıyorum backend'te bir dev vardır, bir prod vardır. İşte bütün endpoint'leri prod'a çekiyordur ya da bir konfigürasyon yapmıştır, onları değiştiriyordur toptan hepsi birden değişiyordur. E, ee, release için uygulamayı ayarlıyor, hazır hale getiriyor. Yine code signingleri değiştiriyor. Release'in code signingleri farklı çünkü. İşte versiyonu upgrade ediyor, güncelliyor. Daha sonra mağazalara yükleme operasyonu başlıyor. Orada da işte bir sürü tabii işte görsel hazırla, metin hazırla vesaire gibi konular var. Tabii bu e, standart iOS Native, iOS ve Native Android için Flutter ve React Native gibi hibrit teknolojilerde bu birazcık daha farklı. Çünkü Genelde işte bir Flutter ile geliştirilen uygulama hem iOS e hem Android'e çıktı alıyor. Bu sefer ne oluyor? iOS'in code signing e, deneyimi çok farklı. Android'in farklı. Onların build'ları farklı. E, ikisinden farklı farklı build'lar alınıyor. Tam olarak 2x olmasa bile 2x'e yakın bir çıktı oluyor. Çünkü onların testerları vesaire de ayrı oluyor. Fixlenen bug'lar farklı oluyor vesaire vesaire. O yüzden bir sürü manuel aslında iş var yapılacak şeyler. Şimdi biraz aslında mobil uygulamalardaki bu talihsiz senaryoları bir şöyle gözden geçirelim. Yani manuel olarak bir uygulama geliştirirsek ne yanlış gidebilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz ki bazen mesela developerlarla konuştum diyorlar Abi biz manuel yapıyoruz problem değil vesaire diye. Şimdi size ben çok uzun zamandır ben yaklaşık 10.5-11 yıldır iOS developerluk yapıyorum. Ee, ve yaşadığımız aslında problemleri, manuel geliştirirken yaşadığımız problemleri de birazcık anlatmak istiyorum. Belki bunlar size tanıdık gelebilir. Tanıdık geliyorsa bunu çete lütfen yazın. Ee, hoşunuza gittiyse ya da e, benzer şeyler yaşadıysanız e, emojilerle şey yapabilirsiniz. Hatta komüniteden şey isteyelim. Bir emoji, çok kullanan emojilerin olduğu bir böyle e, buton olursa insan direkt tek tıkla oradan el sallayabilir işte ne bileyim e, kullan emojileri şey yapabilir diye komünsten serveden varsa feature request yapmış olalım. Mesela çok karşı, karşılaşılan bir şey, kod stilinde bir hata alıyor. İşte normalde ekipte herkes işte iki satır boşluk bırakıyor. İşte e, function'lara başlarken işte süslü parantez dediğimiz e, parantezleri e, belli bir şey işte, stilde açıyor vesaire ve buralarda çok fazla hata alıyor. E, bunu tabi e, öncesinde aslında tespit etmek mümkün. Yani code review'a gitmeden daha işte senior birisi ya da ekipte code review yapacak olan kişiler o review yapmadan bunları tespit etmek tabii ki mümkün. Bu tarz şeyler çok fazla oluyor. Mesela böyle bazı e, alıntılar yapacağım. Benim lokalimde çalışıyor. Bunu developerlardan çok duyarız. E, kendi bilgisayarında çalışıyor ama diğer kimsenin bilgisayarında çalışmıyor ya da bazılarında çalışıyor, bazılarında çalışmıyor. İşte dependency'leri işte lokal PET'e göre ekliyor ya da ...eklediği dependency outdated olmuş... ...artık e, yok sistemde. E, sıfırdan kurulunca... ...diğer bilgisayarlarda bu sefer... ...problem çıkıyor. E, birincisi tabii şey olması lazım yani... E, ...code base'in tamamen... E, ...bütün sistemlerde... ...sorunsuz bir şekilde derlenebilmesi lazım. E, lokale bakmaması lazım... ...bu tarz şeylerin. Bunu da çok yaşıyoruz. E, A fark etmemişim konusu da çok oluyor. Aslında biraz kod yazım hatalarına da... ...benziyor ama işte atıyorum işte arka planda background thread'de bir e, arayüz güncellemesi falan yaptığınız zaman bunlar aslında runtime sırasında ortaya çıkıyor ama derlemeden önce bir static analyzer çalıştırırsınız mesela bunları çok öncesinden görüyorsunuz. Hatta bu tarz şeyler code review'larda da bazen ortaya çıkamayabiliyor. Test sürecinde ortaya çıkıyor. Bu da tabii yazılım geliştirme döngüsünü uzatıyor. Süreçleri uzatıyor. E, bunu da mesela çok şey yapıyoruz. Gözden kaçan bir sürü konu oluyor genel olarak. Test gönderirken yine başka anıtlarımız var. Mesela fixlerin olduğu sürüm hazır mı sorusu. Ee, siz sürümü hazırlıyorsunuz ya işte o arada bir şey oluyor gönderemiyorsunuz manuel yüklediğiniz için. Ee, ya da işte haberdar olamıyor tester bir şekilde. Ee, sürüm hazır mı sorusu çok fazla soruluyor. Developerlara tester tarafından hangi sürümü indireceğim hangisinde var bu fixler. ...vesaire bunlar mesela... ...en son çıkan sürümün ne zaman çıktı, ...hangi tarihte çıktı bunları bilmesi gerekiyor... ...tester'ın... ...onun dışında e bug'lar fixlenmemiş... ...bu benim çok fazla yaşadığım bir şey... E ...tester bir önceki sürümü indiriyor... ...en son sürümü indirmiyor... E ...dün test ettiği şeyin aynısını test ediyor... ...diyor ki ya hiçbir şey fixlenmemiş... Halbuki mesela yeni bir sürüm var... E ...eskiye doğru e gitmiş... ...onu indirmiş... ...bazen böyle hatalar da olabiliyor... E, bu sürümde neyi test edeceğim? Hangi buglar fixlendi, Hangi işular kapatıldı? Bunu da çok soruyorlar. İşte bunun için mesela test çıkarken aslında release notlara hangi e, ticket'lar kapatıldıysa aslında commit mesajlarından mesela bunları bularak e, otomatik olarak doldurup göndermekte fayda var. Yoksa öteki türlü tamamen developer'ın manuel yaptığı bir şey bu. E, neyi test edeceğine dair şeyleri de çok soruyor tester'lar. Bir önceki günle düzgün çalışıyordu. Niye şimdi bozuldu diye bir şey var. Bu aslında yani test süreciyle ilgili bir şey değil, yine kod süreciyle ilgili bir şey. E, tabii ki bu her işte pull request açıldığında ya da her kod puşlandığında işte unit testler vesaire yazıldıysa projenin içerisinde bu testler çalışırsa aslında mevcut fonksiyonelitenin bozulup bozulmadığını anlayabiliyoruz. Özellikle test yazan ekiplerde. E, bu süreç çok düzgün çalışıyor. Ama bazen mesela bir şeyleri değiştirirken eskisini bozmuş oluyoruz. E, bu da tabii hani, e, önceden bu testlerin çalıştırılmamasıyla ile alakalı. O yüzden bu tarz sorularda sık sık geliyor. E, bunu tabii developer diyor. Şu sürümü göndermeden ofisten çıkamam. İşte artık saat 4 olmuş 5 olmuş bir test sürümü göndermemiz gerekiyor. E, Testerlere diyorlar. Tam ofisten çıkacaksın oturuyorsun işte paketleme yapıyorsun derliyorsun. The release not yazıyorsun test flight derken saat 6-6.30'da 6 ofisten çıkıyorsun. E, bu tarz şeyleri developerlardan duyuyoruz. Halbuki mesela işte CD süreçleri dahilinde siz kodu pushladığınızda derlenip otomatik olarak sizin ayarladığınız test gruplarına otomatik test sürümü gidiyor. Siz o sırada arabada, metrobüste vesaire ne, ne, nasıl dönüyorsanız eve, eve dönüyor oluyorsunuz ofiste kalmıyor oluyorsunuz. Gerçi artık ofiste kalmak da e, çıktı. Genellikle remote çalışıyor insanlar. Daha sonra tayipsiz senaryolara devam ediyoruz. Mağazaya gönderirken e, kısmı var. Bu App Store metinleri hazır mı e, sorusu çok soruluyor. Bunu genellikle producttaki insanlara soruyoruz. App Store metinleri mesela önceden bu sürümüne çıkacaksa release planningde hazırlanıyor ve aslında mesela CI'larda, CI/CD e, araçlarında bu metinleri mesela derleyip App Store'a gönderirken otomatik olarak bu metinlerle birlikte gönderebiliyorsunuz. Böyle süreçler kurabiliyorsunuz içeride. Ee, bu çok oluyor mesela. App Store'a gönderdiğimiz versiyon Pro'da bakmıyor. Acil geri çekelim. Ee, son anda release çıkarken mesela yine e, farklı kanallardan dağıtım yapılmadığı için Developer Pro'da mesela bakmayı e, uygulamanın Pro'da bakmasını e, ayarlamıyor. Deve bakıyor. App Store'a review'a gönderiyorsunuz. Gönderikten bir saat sonra fark ediliyor. Hadi tekrardan geri al tekrardan değiştir derle pakette bir daha gönder gibi durumlar oluyor. Acil geri çekme gibi şeylerle karşılaşıyoruz sık sık. Bu da tabii yaşadığımız şeylerden bazıları. Bu da mesela müşterilerin ya da genellikle patronların fark ettiği bir şey. Mesela app'in boyutu 40 MB. 60, normalde 120 MB olan uygulama bir dependency eklenmiş ama dependency'nin kullanılacak kısmı değil tamamı eklenmiş. 40 megabayt bir anda yüklemiş üstüne e, uygulama. Bu da mesela e, çok ciddi bir sıkıntı müşteri tarafında. E, şunu hemen sessize alayım. Bu da e, çok sıkça karşılaştığımız şeyler. Tabii bir... İyi bir ayarlanmış bir CI/CD platform sistemi aslında bütün bu senaryoların yaşanma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Aslında niçin CI/CD derken biraz bu şekilde anlatmak istedim. Tabii ki birazcık daha detay vereceğim birazdan ama e, genellikle işte mobil CI/CD'de bu tarz senaryoların ortadan e, kalkması söz konusu. Hatta şöyle bir grafik vardı. işte veresiye çalışan peşin çalışan diye ben bunu biraz değiştirdim. Manuel çalışan CI/CD kullanan diye. Gerçi burada biraz hani yoksulluk zenginlik gibi göstermişler ama bakın sol taraftaki üzgün ve mutsuzken sağ taraftaki son derece keyifli CICD'nin e, faydalarını kullanıyor sonuna kadar. Böyle bir e, değişiklik yaptım. Tabii şimdi faydalardan bahsederken gelelim isterseniz CICD'nin faydalarına. CICD'nin ne gibi faydaları var? Az önceki senaryolar ortadan kaldırdığını söylemiştik ama ben size birazcık da böyle irili ufaklayacağım ama daha çok irili yani yukarıdan e, bakacak şekilde... Ne gibi faydaları var mobil ekiplere? Onlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Birincisi tabii ki yüksek üretkenlik, düşük maliyet. Niye? Çünkü developer manuel olarak derleme vesaire yapmıyor. Bu az önce bahsettiğim işleri yapmıyor. O yüzden özellikle küçük ekiplerde %20, %30'luk bir zamandan tasarruf. Çünkü iki developer, 3 developer olan ekiplerde e e e sonuçta bu işi bir kişi, iki kişi üstleniyor. Ve o insanların, o çalışanların e ciddi bir zamanını yiyor bu iş. O yüzden zamandan ciddi bir tasarruf oluyor. Tabii bu tasarrufla birlikte e, her şey otomatik hale geldiği için de daha kısa döngülerde geliştirme yapabiliyorsunuz. Yani her işte push yapıldığında bir branch ya da bir branch işte developer master'a pull request açıldığında derleyip otomatik olarak versiyon çıkabilmeyi böyle uçtan uca bir kere ayarladığınız zaman siz her işte developer bir şey merge ettiğinizde otomatik olarak test sürümü çıkıyor. Böylece çok kısa döngülerde her gün iki günde bir test sürümü çıkartabiliyorsunuz. Hatta ve hatta e, işte mesela bunu büyük firmalar çok yapıyorlar işte Facebook gibi Pinterest gibi büyük e, e, ekipler olan firmalar. İşte her hafta perşembe günü atıyorum e, saat e, 3'te o anki master branch'i neyse oradan mesela versiyon çıkıyor otomatik CI sistemini ayarlamışlar scheduler'la ile saat 3'te master branch'in sol halini derliyor. Genellikle o yüzden de mesela şeylere, versiyon güncellemelerine bug fixes improvements yazıyorlar. Çünkü aslında bir sürü bug fix var içerisinde ama spesifik olarak ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü o mesaj aslında otomatik bir mesaj. Tabii büyük özelliklerde daha farklı yöntemler kullanıyorlar. Büyük özellikleri önceden çok iyi planlamak gerekiyor. Duyurusunu ona göre yapmak, pazarlama ona göre yapmak gerekiyor. Öyle her hafta perşembe çıktı yemeyeceğiniz şeyler olabiliyor. O durumlarda zaten bu büyük ekipler öncesinden aslında özelliği uygulamanın içerisine koyuyorlar. Sonra arka tarafta backend'ten küçük bir true false flag'i koyup ona göre o özelliği kapatıyorlar. Daha sonra mesela 2-3 sürüm artık herkes o sürüme geçtikten sonra o e switch tekrardan backend'ten açıp da kullanıcının belli bir yüzdesini açıp o özelliği açıyorlar. E o şekilde çalışıyorlar ama böyle kısa döngülerde geliştirme yapabilmek çok çok önemli mobil uygulamalar için. Tabii kısa döngülerde geliştirme yapmanın şöyle bir avantajı oluyor. Hızlı bir geri bildirim döngüsü oluyor. Nedir bu? İşte küçük fixler, ufak minik geliştirmeler, iyileştirmeler e, hemen çıkabiliyor. Hemen developer merge ediyorsun ya da ufak bir release çıkmasını istiyorsun CICD'nin. Erkenden tester'ları gidiyor. Tester'ın test edeceği şey miktarı azalıyor ve e, çok kısa zamanda eğer bir hata varsa o değişikliklerde erkenden tespit ediyorsunuz. Çünkü test edecek şeyin miktarı arttığında o Döngü uzadığında 3 günde, 4 günde, 5 günde, 2 haftada e, bir test versiyonu gönderdiğinizde test edilecek kalemlerin sayısı artıyor. Bu sefer testerlar yoruluyor. Eğer hızlı bir geri bildirim döngüsü olursa küçük küçük e, update'ler çıkarsınız test edilecek. Bu sefer hem önceden görüyorsunuz problemleri uzun bir bug fix süreci olmuyor hem de e, e, erkenden tespitten dolayı ciddi bir zamanda kazanıyorsunuz. Tabii Continuous Testing ile birlikte de e, çok daha fazla test yapabiliyorsunuz. E, özellikle e, testlerin efektif olması açısından bu çok önemli. Çünkü birçok işte otomatik testler yazılıyor script olarak. Dediğim gibi işte uygulamanın içerisinde geziyor vesaire. Böylece mesela manuel test ihtiyacını da bayağı azaltmış oluyorsunuz. E, continuous Testing ile birlikte kullanıldığında çok çok e, avantajlı oluyor bu geri bildirim dengesi. Daha sonra bu kodlama ve versiyon çıkma performansının gözlemi için de önemli bir şey, ee, böyle bir faydası da var. İşte takımlar ve sorumlulukların dağılımı, işte kim ne zaman işte release başlatmış, hangi takım hangi app çünkü birden fazla app olabilir bir kurumun içerisinde, hangi takım hangi app ne kadar işte test süreçleri nasıl gidiyor, ne kadar sık e, dağıtım yapmışlar, ne zaman app store çıkmışlar, mesela bunların vesairesinin, logların tutulması şu açıdan iyi. Tabii ki yani işte patronlar e, kim çalışıyor diye görmek istiyor mudur bilmiyorum hani. Aklınıza o gelebilir ama asıl şeyi süreçleri iyileştirebilme. Mesela şöyle bir şey olabilir. İşte her perşembe saat 3'te çıkıyorsunuzdur release ama e, belki siz mesela bug fix'leri perşembe ve cuma yapıyorsunuz. O yüzden perşembe çıkan release'ler aslında çok gecikmiş oluyor. Bir önceki haftanın şeyleri çıkıyor. Acaba mesela işte e, perşembenin fixleri çıkabilsin diye onu pazartesiye mi kaydırsak gibi mesela süreçleri iyileştirebilme e, noktasında bu performans gözlemekte fayda var. Ölçülebilen şeyler tabi her zaman daha iyi iyileştirilir. Son olarak e, uygulama yayınlamanın kompleksinden uzak kalma. Tabi bir tane mesela reponuz oluyor. Bunun içerisinde e, işte alfa versiyonları, beta versiyonları, release versiyonları gibi farklı versiyonlar çıkıyorsunuz. Ve bir reponun içerisinde aslında doğru bir branching işte tagging mantığı kullanarak aslında tek bir reponun içerisinden bütün pipeline'ı bütün aslında uçtan ucu süreci kurarak e, tek sefer kurduktan sonra e, sadece kod pushlayarak bir sürü şeyi aslında otomatik olarak yönetebiliyorsunuz. Yani CI/CD'nin zaten en büyük mantığı en büyük faydası da bu. Şimdi Mobile CI kullanım şekillerine bir gelelim. Nasıl kullanıyor insanlar bunları? Ne gibi uygulamaları var? Biraz onlardan da bahsedelim. Sonra da soru cevaba geçeceğiz zaten. Şimdi Environment Variables dediğimiz bir kavram var. Bu uygulamanın içerisinde bizim kullandığımız bazı değişkenler var. Bu kodu yazarken yazdığımız değişkenlerden farklı olarak işte API key'ler var, secret'lar var, işte uygulamanın mesela işaret ettiği işte dediğim gibi devdir, prod'dur vesaire farklı URL'ler var. Bunlar hep hem ortama göre değişiyor hem de kodun içerisinde okunmasını istemediğiniz şeyler. Bunları ne yapıyorsunuz? İşte CICD sistemin içerisindeki değişkenleri tanımlıyorsunuz. Bunları gizliyorsunuz. Ekipteki belki kimse bunu izni olmayan kimse göremiyor bu key'leri. Ve siz sonuçta dağıtımı ve kodu distribüsyonu tamamen CICD üzerinden yaptığınız için size sadece debug'da kullandığınız ortamın key'leri yeterli oluyor. Kendi lokalinizde onu kullanıyorsunuz ama e, şirketin önemli e, işte keyleri, secretları vesaire, hani çok kodun içerisinde olmaması gereken, elden elde ulaşmaması gereken e, verileri e, değişken olarak atayıp e, bunu CICD platformundan kullanabiliyorsunuz. E, tabii ki de gizleyebiliyorsunuz. Sadece değişkeni metin olarak algılamayın. Bu bir dosya da olabilir. E, bu işte Google'ın mesela info.plist dosyaları var içerisinde keylerin ve ayarların oldu. Bunları da tabii gizleyebilirsiniz. CICD'den kullanabilirsiniz. İkinci bir konu yine hassas e, veri konusu aslında. E tabii Apple'ın ve Google'ın bize verdiği bu imzalama dosyaları var. İşte sertifikalar var, dağıtım sertifikaları, e provisioning profiller var ve işte Android'de key store'lar var. E, bu dosyaların da yine özellikle distribution olanları böyle çok sık e, elden gezmemesi gereken şeyler. Bunların güvenli bir şekilde tutulması gerekiyor ve oradan kullanılması gerekiyor. Sonuçta developer kendi makinesinde geliştirirken distribution profili ihtiyacı yok. Distribution'u CICD yapıyor. Ee, developer sadece debug e, sertifikasını kullanıyor. Provisioning Profile'ını kullanıyor. Ve onun üzerinden e, çalışıyor. Bu da yine Signing Identity'leri dediğimiz şeyler işte. E, bunları manage etmeye e, etmek için e, yine Mobile CICD tool'larını kullanıyorlar. Tabi az önce de bahsettim. Bu versiyon yönetimini de yapıyorlar. Alpha Beta Release gibi test grupları var. Alpha'yı test edecek grup farklı. Beta'yı test edecek grup farklı olabilir her ne kadar aynı insanları da barındırsalar da ve işte atıyorum günlük işte develop branch'ini her gün mesela alfa kanalına bir gönder ama işte biz bir tek gönderirsek beta diye beta ile başlayan bir tek gönderirsek gite o zaman beta kanalına gönder beta'daki testerlere gönder release diye bir tek koyarsak ya da master'a merge dersek işte bunu app store'a gönder gibi kurallar bu sürümlerin ayrılmasını Yapıyorlar, hepsinin sürüm numaraları vesaire de ayrı olabiliyor. Yine e, auditing ve logs içinde konular Her operasyonu e, kayıt altına alıyorlar. Kim ne yapmış, ne zaman bir utanmış bunları tutuyorlar. E, rol yönetimi e, konusunda da yine roller belirliyorlar. Belli kullanıcılar, belli kısımlara erişebilsin. E, işte adminler olsun vesaire gibi böyle farklı roller belirleyip onların erişimini ayarlayabiliyorlar. E, onun dışında Continuous Testing için zaten çok sık kullanılıyor. Az önce de bahsetmiştim. Otomasyon testlerinin her koşulda çalışması ve kalite seviyesinin altındaki sürümlerin tespiti. Bu da işte sürekli testerlere versiyon gönderiyorsunuz ve eğer tester diyorsa ki bunda çok fazla defect var. Bu özellik tamamlanmamış bu şekilde yine çıkamaz. Onların erkenden tespiti için zaten Continuous Testing'i kullanıyorlar. Bunu tabii birazcık daha böyle e, ileri e, seviyeye getirenler var. Kalite kuralları belirleyen ekipler var. İşte dosya boyutu belli bir tıraş olduğu geçerse aradaki fark her yeni bir yılda mesela artıyor ama böyle bir 20 megabaytlık falan bir fark olursa bana haber ver diyebiliyor. E, dediğim gibi kod kalitesini ölçen e, tool'lar kullanıyorlar. Hatta bunun için üçüncü parti tool'lar da var. E, kod derlemeden önce mesela orada bir e, kodun test edilmesi sağlanıyor. Daha sonra oradan gelen raporla mesela bir yolu başlatıyor gibi kurallar var. Yine yani dependency konularında mesela dependency sayısının artması, dependency miktarının artması, dependencyler düzgün derleniyor mu baştan? Bunları kontrol eden kurallar koyuyorlar. Sürümlerin ayrışması konusundan bahsetmiştik. Onu yani branchlere göre işte farklı yayınlama süreçleri yapıyorlar. Daha sonra bir de bir işin haberdar olma kısmı var ki bence çok önemli bir kısım. Yani siz build başlatınızda build'un başladığına işte başarıyla bittiğine, hatalı olduğuna dair Slack'te bir kanal üzerinden ya da birden fazla kanal üzerinden anında haberler olmak çok önemli. Çünkü mesela test versiyonu gittiğinde de testerların olduğu bir kanala versiyon dağıtıldı diye bir bildirim giderse Slack'tan ya da işte mail onlara bir bildirim yapılırsa genelde yani Slack daha etkili oluyor mail'den. E, anında mesela biliyorsun bir versiyon çıkmış vesaire. E, bu sefer de kafan rahat oluyor. E, bu haberdar olma kısmı çok önemli. Bir de tabii üçüncü parti araç kullanan ekipler var. İşte mesela Fastlane kullanıyorlar. Fastlane biliyorsun, biliyor musunuz bilmiyorum tabi de. Fastlane hem iOS hem Android için minik scriptlerin olduğu bir bundle. içerisinde işte uygulama geliştirmeye dair bir sürü şey var. Aslında CICD'den rol çalıyorlar. Yani derleme de var, işte code signing management de var vesaire. E, ama tabii sonuçta bu derlemenin, bu işlemlerin bir bilgisayar üzerine yapılması lazım sadece Fastlane ile mesela CICD tool'una Fastlane e, step'ini koyarak Fastlane çalıştıran ekipler de var. Tamamen onun üzerinden gidiyorlar. İşte bu aralar iOS'te çok popüler Twist diye bir e, tool var. Xcode Project dosyası generate etmemize yarayan. İşte bazı şirketler AWS Device Farm'da gerçek cihazlar üzerinde bir test çalıştırılmasını istiyorlar. İşte build bittikten sonra mesela Device Farm'a gönderme gibi ...küçük komponentler var içeride. AppCircle bunların hepsini destekliyor bu arada. Ama genel olarak hani CIC'den bahsettiğimiz için... ...genel olarak hepsini desteklediği şeylerden de bahsetmek istedim. Slater gibi mesela testlerin raporunu veren... ...onu HTML'e döken gibi tool'lar var. Böyle üçüncü parti araçlar kullanıyorlar. Tabii çok böyle advanced case'ler de var yani işte e, ee, işte GitLab Runner'la uzaktan trigger etme diyotları gibi işte Slack'ten release note yazma gibi mesela Slack kanalında slash release note diyor. Release note'u yazıyor. Ondan sonra CICD otomatik olarak oradan release notları çekiyor gibi mesela böyle ee, bir sürü farklı kullanım alanları var. Eğer ekibin e, tabiri caizse bir yoğurt yiyişi var yani uygulama geliştirirken CICD kullanırken. O yüzden yapılabilecek şeyler aslında sınırsız. Çünkü siz aslında Uzakta çalışan, klatta çalışan bir makine kullanıyorsunuz. Ee, e, böyle aslında faydalar. Ben bir demo yapmak istiyordum ama şimdi çok da fazla böyle App Circle e, tanıtımı yapıyor gibi olmamak adına da hani çok bir demo yapmayacağım. Ama e, tabii bizi takip ederseniz e, beni ve App Circle takip ederseniz oradan e, bu tarz böyle bir işte demo vesaire webinar... biner yapacağız her hafta. Oraları. E, bakıp e, giriş seviyesi mesela nasıl kullanılıyor bir mobil CI tool'u onları buradan görebilirsiniz e, yaklaşık yarım saati de geçirmişim e, soru-cevap yapabiliriz şöyle bir geri alayım merhabalar tekrar ben hemen sorularımıza bakıyorum ben de buradan bakıyorum ee, tamamdır bir tanesi ben aynı kodun devde geliş çalışıp UAT'de çalışmamasını anlayamıyorum testlerim bundan nasıl kurtulabiliriz Şimdi öncelikle ben Nars de bir soruyu soru göreyim. <laughs> Aynı kodun devde çalışıp UAT'de çalışmamasını anlamıyorum. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Şimdi burada şöyle bir şey var. Birincisi dediğim gibi eğer işte devin ve prod'un şeylerini tamamen ayırmak gerekiyor. Mesela devin konfigürasyonuyla prod'un konfigürasyonu yani size gelen test sürümünün konfigürasyonu farklı olabilir ve bu yüzden bir problem olabilir. Ya da mesela cihaz bazlı bir problem olabilir UAT'de. Developer e, iPhone e, XS kullanıyordur. Neyse e, 11 kullanıyordur. Sizde iPhone 8 vardır. Burada bazı problemler olabilir. Tabii e, hani bundan kurtulmak çok kolay bir şey değil ama işte süreçleri baştan kurgularsak ve özellikle test kısmında otomatik testleri vesaire çalıştırırsak birçok problemi önceden kaldırmış oluruz En son UAT'de o problemi çözüyoruz ama dediğim gibi yani devde çalışıp QT'de çalışmaması ya bir konfigürasyon hatasıdır ya kodun yazılma şekli alakalıdır. Yani bir cihaza yönelik yazılmıştır. Diğer cihazlarda problem çıkartıyordur. bunun bir sürü sebebi olabilir. O yüzden böyle çok spesifik olarak şey diyemem. Ee, sorular kısmındaki sorumuz var. Bir tanesi Serdar Taylan'dan. App Store Apple'ın sürüm, inceleme ve onaylama süresinin uzun olmasına neye bağlıyorsunuz? Süreci kısaltmak için uyguladığınız bir yöntem var mı? Şimdi süre çok kısaldı. Ben dediğim gibi 11 yıldır iOS geliştiriyorum. Ben ilk başladığımda bir uygulama gönderdiğimizde bir hafta 8 gün falan sürüyordu. Uygulamanın onaylanması. Ki bu bir de sektörde bayağı bir aslında kaymaya sebep oldu. Şöyle oldu. Biz mesela ilk ben başladığımda iOS 3 çıkmıştı. 4 çıkacaktı. O civarda başladım ben. Ee, ve hep böyle uygulama çok böyle fantastik şeyler yapan uygulamalar yapıyorduk. Çünkü bütün aslında logic uygulamanın içerisinde oluyordu. Çok böyle backend'e bağlı şeyler yapmıyorduk. İlginç e, sadece ufak request'ler atan şeyler yapıyorduk. Daha sonra işte bu Apple'ın uzun sürede onaylamasından dolayı sektör yavaş yavaş çünkü bir hata olduğunda tekrardan gönderip de onu düzeltmeniz günler sürüyor. O yüzden ne yaptılar dediler ki her şeyi biz backend'e bağlayalım. Bütün kaynak backend'de olsun. Uygulama sadece veri alsın, okusun. Ondan sonra etkileşimleri göndersin. Böylece bir şeyleri değiştireceksek backend'ten değiştirelim dediler. Hatta işte Spotify gibi mesela firmalar tamamen arayüzü de backend'ten gönderiyorlar. Şöyle bir komponent göstereceksin. İçindeki veri bu diyor. Sistem daha önceden zaten tanımlanmış o komponentler. Ona göre içerisindeki veriyi sunumunu yapıyor. Artık onu bile backend'ten kontrol ediyorlar. Hale geldiler. Ama bunu kısaltmak için bir yöntem yok. Zaten şu an çok kısa bilmiyorum siz neler, nasıl yaşıyorsunuz ama şu an mesela 3 saatte 5 saatte onaylanıyor uygulamalar. Böyle bir faydası var. Bu bir. İkincisi çalıştığınız ekibin eğer Apple'la ilişkileri iyi ise biraz daha hızlı e, kabul aldığı rivayeti de dolaşıyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Apple anlaşması olan ekiplerle çalışan arkadaşlar aydınlatırsa chatte sevinirim. E, ben öyle bir ekipte henüz çalışmadım. E, ama yani genelde bir gün içerisinde gönderiyorlar. E, çok böyle ilk defa gönderilen app'lerde bireysel developer'larda biraz daha uzun sürebiliyor olabilir ama e, arka arkaya atılan şeylerde e, sürümlerde çok sıkıntı olmuyor diye biliyorum. Peki, teşekkürler. Şimdi bir sorum birkaç sorumuz daha geldi bu sırada bu arada. E, Ahmet'ten Kesinlikle. gelen soru, Perşembe Store'a gönderilen sürüm cumartesi release olursa ve kullanıcılar testlerden geçmiş büyük bir hata ile karşılaşırsa nasıl bir yol izleniyor? Mobilde felaket senaryoları nasıl oluyor? Şöyle oluyor. E, tabii ki bunun update'inin peçene çıkmak çok zor ve ben de geçmişte bunları yaşadım. E, yani backend'e ya, istek atıyor ve backend'de bir şeyler değiş, değişiyor. Bir anda backend 500 dönmeye başlıyor ve o okay key sendal edilmemiş. Ben Objective C'den geldiğim için o dönem o kadar güvenli değildi yani değil. E, ve crash oluyor. Acemiyken bu, bu tarz hataları çok yaptık. Bu durumlarda büyük ekipler şunu yapıyorlar. Mesela Booking'ten biliyorum. Booking'in yüzlerce arkada switch'i var. On off olarak ayarladığı ve bütün kodu kodu yazarken aslında bu switch'leri if'le bağlıyorlar. Yani bu switch açıksa şunu göster, değilse bunu göster gibisinden ee, böyle devasa bir switchboard var. Eee e çıkıyor ve öncelikle küçük bir miktar açıyorlar. Diyorlar ki işte %1'i açılsın. %2'ye zaten %1 açılırken o problemler erkenden işte crash reporting de falan öğrenebiliyorsun. Crash oluyor uygulama, ya da bir hata oluyor, ya da yanlış istekler geliyor, ya API yoruluyor, neyse yani hata. Onu görüyorsun. Gördüğün gibi mesela switchboard'dan direkt o en son eklediğin değişikliği off yapıyorsun. Evet bu kodu çok karmaşık hale getiriyor olabilir iflerle çünkü iki farklı kod yapıyorsun aynı işi yapan belki. Ama bu sayede böyle bir e, güve güvenilirlik kazanmış oluyorsun. Gerçekten zor bir süreç bu arada. O yüzden çıkmadan önce çok iyi test yapılması, prodda çok iyi test yapılması, işte backend deployment'ın app release'le eş zamanlı, eşlenik bir şekilde yapılması, sarayla yapılması hatta mümkünse Apple'a gönderdiğiniz zaman da Apple onayladığı gibi yine çıkmaması, sizin manuel olarak backend deploy olduktan sonra onu çıkartmanız gibi böyle şeyler var. Evet, feature flag. Bunun literatürdeki adı Feature Flag. Teknasyon Tek'e teşekkür ederiz <laughs> yorum için. Peki. Ee, bir tane sorumuz daha var. Hatta iki sorusu var. Ee, Can Güller var. Ee, uzaktaki makinelerin bakım ve güncellemeleri kime ait diye bir e, sorusu var bunlar aslında bizim kiraladığımız makineler ve bunu kiralayan şirketler yapıyor bakım ve güncellemesini. Herhangi bir makinenin mesela geçenlerde bir tane makinemizin, bizim birden fazla makinemiz var. Bir tane Mac makinemizin diski yanmış. Hemen onu tespit edip diskinin düzelttiler yani. Bunu yapan servisler var. kendi şeyimizi kurmuyoruz yani server farmımızı kurmuyoruz. Peki. Ee, şimdi çok pardon. Şimdi ikinci bir sorumuz daha var. App Circle'da farklı iş birimlerinin kullanımı için bir rol tanımı var mı? Örneğin teknik bilgisi olmayan marketing takımdan birisi hazırlanan sürüme bakıp, eee metne girmek istiyor. Bunu sağlıyor musunuz? Evet, sağlıyoruz. E, kişi bazlı, grup bazlı rol dağıtımı yapabiliyoruz. Hangi modüllerin neresine erişecekler? read only mi olacak? Tamamen kapatılıyor mu? Yoksa read write aksesi mi olacak? Bunları tek tek ayarlayabiliyorlar. Peki, ikinci sorusu da FinTech, banka ve bu gibi firmalar için on-prem kurulum sağlıyor musunuz? Çünkü birçok e, banka güvenlik politikaları gereği bu tarz start-up'ların önünü tıkıyorlar. Ee, bunun e, bu feature request'inin farkındayız ve bir süredir de üzerine çalışıyoruz. Çok yakın zamanda on-prem versiyonunda Özellikle işte OpenShift, Kubernetes, Docker, Container gibi metotlarla kurulumunu sağlayacak sistemleri çıkartacağız, eğilmeyeceğiz. Peki. Bir sorumuz daha var Cafer Merçeyhan'dan. App Circle'da bu stepler hazır mı yoksa Open Source Plugin Support'u var mı? Bu step'lerin hepsi bizim GitHub repomuzda duran komponent olarak e, duruyor. Siz isterseniz bu komponentlere geliştirmede yapabiliyorsunuz, eklemeler de yapabiliyorsunuz. Hepsinin kodu okunabilir. Kendiniz yeni komponent de geliştirebiliyorsunuz. Bunlar sürükle bırak şeklinde yapılıyor bu arada. Bir e, şey yok. Hani sürükleyip bırakarak bütün workflow'u ayarlayabiliyorsunuz. İçerisindeki parametreleri de değiştirebiliyorsunuz. Ona göre input field'ları var. Gereken input field'ları açık hale getiriyoruz biz. Tamamen UI üzerinden gidiyor. Ama dersiniz ki ya ben çok custom bir şeyler çalıştıracağım. Bunun için custom script step'imiz var. Orada da bash ya da ruby ile script yazarak istediğiniz şeyi çalıştırabiliyorsunuz. Komutu çalıştırabiliyorsunuz. İstediğiniz işte homebrew vesaire kurulu zaten makinelerde. İşte Homebrew olsun, Node olsun vesaire. E, NPM vesaire. istediğiniz tool'u kurup mesela onun üzerinden e, o tool'u çalıştırıp bir şeyler yapabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Peki. Teşekkürler. Bir sorumuz daha var. Erdal Burakçınar. Bu switcher'lar ile Apple'ın review sürecinin kısmını ufaktan da kandırmış olmuyor muyuz? Bu bir sorun yaratmaz mı? Bu bir sorun yaratabiliyor bazen. Ee, özellikle böyle e, şikayet vesaire gelirse şey yapıyorlar. Evet bu Switch'lerde Apple review sürecini bayağı kandırmış oluyoruz. Çünkü Apple aynı zamanda uygulamanın fonksiyonelitesine de bakıyor. Ee, ve siz aslında kapatıp sonradan açtığınız zaman o fonksiyoneliteyi test edemiyorlar review sürecinde. Evet böyle bir kandırma var. Ee, ama böyle çok e, Apple'ın şeylerine aykırı bir şey yapmanız yani. Kapattığınız şey Apple'ın aslında size kızacağı ve uygulamayı reject edeceği bir şey değilse bir problem yok. Ama öyle bir şeyse zaten hani insanlar hani bak bu App Store şeylerine aykırı diye şikayet edebiliyorlar. Ya da Apple sonraki sürümlerde testlerde şey yapıyor. Tekrar tekrar girdiklerini ben görmedim yani uygulamayı yayınlandıktan sonra vesaire. Ama böyle bir şey tespit ederlerse bunun da şeyini uyarısını yapıyorlar ve uygulamayı engelliyorlar yani şey yapıyorlar. Review'dan geçirmiyorlar. Böyle bir şey de gördüm ama böyle hani UI değişikliği falan gibi şeyleri çok rahatlıkla yapabilirsiniz switch'lerle, feature flag'lerle. Peki. E, Emre Tekin'den de bir soru var. Huawei e, AppGallery'de tarafında desteğiniz var mı? E, Huawei AppGallery desteği çok yakında geliyor. Onun üzerinde de çalışıyoruz. E, çok istenen bir özellikti bizden çünkü özellikle kurumsal firmalar, kurumsal müşterilerimiz e, AppGallery'e de e, versiyon çıkıyorlar. Onu da çok kısa zamanda eklemiş oluruz. Peki. Ee, sorularımız bu kadar görünüyor. Ee, çok teşekkür ederim ben Seyfettin. Ee, başka Bir tane daha diye. var Eren Çelik'in. Microsoft Teams ben içine anladım. bağlanabiliyor muyuz diye. <laughs> evet. Bu bildirimlerden sorular arkasına <laughs> gelmemiş. Bu bildirimlerden bahsetmiştiniz. Bu bildirimleri Microsoft Teams içine bağlayabiliyor musunuz? Şu an e, direkt bizim kutudan çıkacak şekilde Microsoft Teams şeyimiz yok. Ee, bildirim bağlandı, bağlantımız yok. Ama bunu Custom Script ile Microsoft Teams'in API'ni kullanarak Microsoft, Microsoft Teams key'inizi e, kullanarak yapabiliyorsunuz. E, şimdilik böyle bir çözümümüz var. Sonuçta her şeyi yapabiliyorsunuz Custom Script'te. Ama e, Microsoft Teams'de çok yakında almasa da yine yakında planladığımız şeylerden bir tanesi. Entegrasyon sayısını arttıracağız. Yani sadece Microsoft Teams değil Discord, Telegram gibi şeylere de bildirim atabiliyor olacak App Circle. Bunu da şimdi buradan söylemiş olayım. Peki sorularımız bitti sanıyorum. E, Sohbet tarafına da şöyle bir bakıyorum. Teşekkürler edenler var. Çok sağ olun e, katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. E, ben teşekkür bu ederim. Bu kadar diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. kalın. İyi akşamlar.